Nedim Şener: Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara batı kapılarını yine açmalı. Suriye'deki iç savaştan sonra Rusya ve Ukrayna savaşıyla artan mülteci ve göçmen akınının enflasyon ve işsizlik gibi yol açtığı ekonomik sorunlar Avrupa Parlamentosu sonuçlarına da yansıyarak aşırı sağ partilerin aldığı oyların artmasına sebep oldu. Fransa, Almanya ve İtalya başta olmak üzere seçim zaferi elde eden partilerin sözcüleri göçmenleri geri göndermeyi ilk hedef olarak ortaya koydu. Bu gelişmelerin Türkiye'yi etkilememesi söz konusu olamaz. Bu durumda geçici sığınmacı ve göçmenlerin büyük kısmını AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasıyla barındıran Türkiye'nin değişen koşullar altında politikasını gözden geçirmesi kaçınılmaz bir zorunluluk. Peki Türkiye ne yapmalı? Bundan tam 5 yıl önce 12 Haziran 2019'da o tarihte çalıştığım Posta gazetesindeki Açın Batı Kapılarını Suriyelilere başlıklı köşe yazımda bugün daha açık tartışılan geçici sığınmacı ve göçmenler için şunları yazmıştım. Hesaplamalara göre iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen 4 milyon civarında Suriyeli var. Kimi batı ülkelerine kaçarken denizde hayatını kaybetti, kimi Yunanistan polisi tarafından çırılçıplak soyulup kışın ortasında Türkiye sınırına bırakıldı. Savaştan hayatını kurtaran insanlar medeni batılıların uygulamasıyla donarak öldü. Yunan sahil güvenliğinin botlarını patlatarak Suriyelileri denizin ortasında ölüme terk ettiği görüntüler hafızalardadır. Türkiye'nin güney sınırında Amerika'nın tetikçi olarak kullandığı PKK YPG odaklı bir Suriye sorunu var. Amerika İsrail'in güvenliği ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarına bağlı olarak Suriye'nin güneyinden Akdeniz'e kadar uzanan Türkiye'nin güney sınırı boyunca bir hat şeklinde Terör örgütü PKK'nın yönetiminde bir terör devleti inşa etmeye uğraşıyor. AB sözünü tutmuyor. Avrupa Birliği Suriye'den gelenleri Avrupa ülkelerine geçmesini engellemesi karşılığında Türkiye'ye vaat ettiği mali yardımı vermekte ayak sürüyor. Görünen tablo şu. İktidar AB ile ilişkiler karşılığında Suriyelileri kendi topraklarında tutuyor. Bence Suriyelileri ölümü göze alarak asıl gitmek istedikleri Avrupa ülkelerine ulaşmaları için batı kapılarını açmaktır. İsteyen gitsin, isteyen kalsın. Seçeneklerden biri de bu olmalı. Terör örgütlerine koşulsuz kucak açan medeni Avrupa, Suriyelileri almamak için bin takla atıp vaat üstüne vaat vermesinin asıl nedeni ülkelerinde rahatlarının bozulmasını istememelerindendir. Hem ekonomik hem sosyal maliyeti Türkiye'nin sırtına bırakıyorlar. Hem iktidarın hem muhalefetin bunu seçenek olarak tartışması gerekir. Ama siyasetçiler Avrupa Birliği'nin desteğini önemsediği için onları rahatsız edecek böyle bir öneriyi tartışacaklarını sanmıyorum. 5 yıl içinde dış koşullarda Türkiye lehine bir gelişme olmadı. Aksine tüm anketlerde ekonomiden sonra en önemli sorun göçmenler haline dönüştü. İşin ilginci gittikçe güvenlik sorunu haline dönüşen konu hakkında iktidarla ana muhalefet CHP aynı noktada buluştu. Her ikisi de sığınmacıların geri gönderilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Bazı küçük muhalefet partileri ise tek seçenek olarak göçmenlerin geri gönderilmesini sunuyor. Oysa 5 yıl önce yazdığım gibi Türkiye'de kalmaları ya da geri gönderilmeleri dışında bir seçenek daha var. O da batı kapılarından Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerin engellenmemesi. Yani kalmak isteyen kalsın, ülkesine dönmek isteyen dönsün ama Avrupa ülkelerine gitmek isteyenlerse engellenmesin. Bunun için Türkiye AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasından çekilmeli. Nitekim Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup toplantısında bunu net olarak şöyle dile getirdi. Göç ve sığınmacı akını yalnızca Türkiye'nin değil çağımızın ve tüm dünyanın en çarpıcı, en yakıcı sorunlarından birisidir. Demografik istiklalimizi, demografik istikbalimizi zedeleyecek tehlikeli akımlara karşıyız. Nüfus dengemizi, milli yapımızı, bu coğrafyadaki varlığımızı melezleştirecek insan akımlarının sonuna kadar karşısındayız. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri kademe kademe sağlanmalı, düzensiz göçün beli kırılmalı, geri kabul anlaşması sonlandırılmalıdır. Böylece iç savaş nedeniyle vatanlarını terk edenlerin üçüncü ülkelere gitmesine olanak tanıyan uluslararası sözleşmelerin ve hukukun gereği de yapılmış olacaktır. Nitekim Türkiye 2020 yılı Şubat ayında Avrupa'ya gitmek isteyen mülteci ve göçmenleri durdurmama kararı almış, on binlerce kişi Edirne sınırına doğru yola çıkmıştı. 2 Mart 2020 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedik aylar önce böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız. İnanmadılar biz dün ne yaptık kapıları açtık bu sabah itibariyle 18 bin oldu bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı kapıları kapatın. Bitti o iş. Artık kapılar açılmıştır. Sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız dedik açıklamasını yapmıştı. Yunan polisi Pazar Kule ile Kastaniye sınır kapısı arasındaki tampon bölgede bekleyen mültecileri coplarla döverek plastik mermi, gaz ve ses bombası atarak durdurmuş ama sonuçta 130 bin dolayında göçmen sınırı geçmişti. Bilindiği gibi geri kabul anlaşmasının bir maddesi de Türklere vize serbestisi. AB anlaşmanın dışında şartlar öne sürerek vize serbestisini uygulamıyor. Vize serbestisi uygulamadığı gibi normal vize zorluğu da çıkararak bunun iç politikada bir baskı aracı haline dönüşmesine yol açıyor. Türk vatandaşlarının vize başvurularının %20'sini reddeden, sığınmacı ve göçmenler konusunda iki yüzlü politika izleyen, verdiği sözleri tutmayan Avrupa Birliği'nde aşırı sağ politikalara karşı, Türkiye'nin en doğru politikası geri kabul anlaşmasından çekilmek ve Avrupa'ya vizesiz gitme hakkı olan sığınmacı ve göçmenleri engellememektir. Nedim Şener, Hürriyet Özay Şendir G7 Masası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişilik bir masa düşünün. Amerika Başkanı Biden, Kasım'da büyük ihtimalle Trump'a karşı seçimi kaybedecek ve bir sonraki G7'de olmayacak. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 4 Temmuz'daki erken seçimleri kazanması zor bir ihtimal. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partisini ezdiği için 30 Haziran'da erken seçimlere gitme kararı aldı Aklı Paris'te. Almanya Başbakanı Olaf Scholz partisi SPD'yi en düşük seviyelere düşürdü. Koalisyon ortağı partilerde ağır bir darbe yedi. Kanada Başbakanı Trudeau'nun ışıltısı gitti. Çorapları artık kimsenin ilgisini çekmiyor ve 2025'ten sonra koltuğunu bırakması kaçınılmaz gibi duruyor. Japonya Başbakanı Kishida ülkesindeki anketlerde hiç de parlak bir durumda değil. We'll be right <laughs> back. Koltukların altısının sallandığı masada rahat olan tek kişi İtalya Başbakanı Meloni. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İtalya'da böyle bir masaya oturacak ve mevkidaşlarıyla konuşacak. Türkiye G7 üyesi değil ama masada en fazla G7 tecrübesi olan liderlerden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Bugün yapılacak zirvenin Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka konukları da olacak. Mesela Papa. Masadaki ruh halini biraz daha açmak istiyorum. Gelecek yıl büyük ihtimalle başkanlık koltuğunda oturmayacak olan Biden, bırakın ülkesini, partisinin bile adını anmak istemeyeceği Almanya Başbakanı Scholz, Fransa'yı sosyal devlet olmaktan çıkarmaya çalışan Macron, görev süreleri boyunca Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sorunlar yaşadılar.'' Erdoğan'ın 2004'teki G7 zirvesinde muhatapları Fransa adına Şirak, Almanya adına Schröder'di. Avrupa adına seviye kaybına bakar mısınız? O dönem Amerika Başkanı olan Oğul Bush için çok parlak cümleler kuramam ama en azından Biden'dan daha iyi bir müttefik olduğunu söyleyebilirim. Türkiye 2009'da da Erdoğan'la G7 zirvesine katılmıştı. O zaman AB'nin liderliğini koltuğunu dolduran Merkel yaptığı için iletişim daha sağlıklı gidebiliyordu. G7 masasının kalibresine bakınca gücün batıdan doğuya geçişini daha iyi anlıyor insan. Bugünkü zirveden çıkacak sonuçların Türkiye'yi en alakadar eden tarafı tahminen Ukrayna'ya yapılacak yardım olacak. Rusya'yı Ukraynalıların kanlarıyla yıpratma amacı giderek küresel bir savaş riskine dönüyor. Dikkatle takip etmemiz gereken birinci nokta bu olacak. Türkiye Gazze'de yaşanan soykırımı elbette masaya getirecek. Bizi en çok alakadar eden konular daha çok ikili görüşmelerde ele alınacak. Amerika ile Suriye'deki terör seçimi işini konuşmaya devam ediyoruz. 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesine kadar da bu iş gündemde kalmaya devam edecek. İtalya, İngiltere ve İspanya Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışına sıcak bakıyor. Tek sorun çıkaran Almanya'nın başbakanı bakalım bu kez ne diyecek. Hatırlayın Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'ye ambargo uygulamıyoruz demiş ama ambargo uygulamaya devam etmişti. Suudi Arabistan'a milyarlarca euro silah satıp Türkiye'ye ambargo uygulamak Scholz Almanyası'nın Durumu bu işte. Herkesin 9 günlük tatili düşündüğü bir zamandayız. Çok uzatmayayım. Temmuz çok hareketli geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3-4 Temmuz'da Astana'da olacak. Rusya ve Putin'in zikzaklarını çözme konusunda Önemli bir görüşme olacak. Suriye'deki terör seçimi de ele alınacak. Sonra 6 Temmuz'da Azerbaycan'a gidecek Erdoğan. 9-11 Temmuz'da Washington'da olacak ve 20 Temmuz'da KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı törenlerine katılacak. Diplomasinin en baş döndürücü dönemine giriyoruz. Bu dönem birçok konuda belirleyici olacak. Yani bu ya sadece hava değil, diplomasi de çok sıcak olacak. Özel şendir Milliyet.